Merhaba sevgili dostlar. Bu hafta Konya Ilgın Saçıkara Yörüklerinin düzenlemiş olduğu 7. Yörük Türkmen Şöleni'ne hoş geldiniz efendim. Bu güzel kareleri de bizler de Kültür Kervanı ekibi olarak sizlere aktarmaya geldik. Haydi çok geç kalmadan şimdi yollara çıkalım. Olduğu toyumuz hayırlı olsun diyoruz. Develerimizle, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen dernek başkanlarımızla ve kıymetli misafirlerimizle birlikte yavaş yavaş şölen alanına doğru yürüyoruz efendim.
başkası. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaşkası. Yedincisini düzenlediğimiz Yörük Türkmen Şöleni bu sene Oluk Pınar'a aldık. Oluk Pınar'da birincisini düzenliyoruz. Dernek olarak yedincisini düzenliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Fazla uzatmadan sözlerime son veriyorum. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bu yılki birincisini, Olukpınar'da birincisini düzenlediğimiz şölene Sayın Belediye Başkanıma öncelikle teşekkür ederim yardımlarından dolayı. İsmail Alıcı Bey'e de ayrıyetten bütün yükün bir çoğunluğunu o karşıladığı için çok teşekkür ederim. Erpa Meşrufat Ertuğrul Parlak Beyefendi'ye, Olukpınar Yem Ticaret Abdullah Kara'ya ayrı ayrı teşekkür ederim hepiniz için. Sağ olun, var olun. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde bu şölenlerin ayrı bir önemi olmaktadır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olan bu şölenler ülkemizin çeşitli coğrafyalarında düzenlenmektedirler. Gerçekten bu organizasyonlar, bu şölenler ciddi manada külfet isteyen, emek isteyen, gayret isteyen bir uğraştır. Her yıl derneklerimiz kendi aktiviteleri, çalışmalarının yanında bu şölenlere katılarak bizleri temsil eden öz kültürlerimizi bugünden gelecek nesillere aktaran değerli dernek temsilcilerimize, derneklerimize, birliklerimize, federasyonlarımıza ayrıyeten teşekkür ediyorum. Türk dünyasının bu birliğe ihtiyacı var. Türkler tarih boyunca bu mücadeleleri vermiş, Türkiye Cumhuriyeti bu mücadeleler sonunda ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmişlerdir. Türkiye her zaman hain oyunlarla yok edilmeye, ele geçirilmeye çalışan bir ülke, nesli yok edilmek istenense Türk milletidir. Bu milleti yok etmek isteyen çok sayıda karanlık güç, şer niyet her zaman bizi bölmeye, birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Fitne ve fesatlar her yerde ve her alandalar. Türklük sevdasını sahtece taşıyan iki yüzlüler de aramızdalar. Türklük tarih boyunca dik ve yükselişe geçmiştir. Asıl mücadelemiz bu ülküde birleşmektir. Hedefimiz vatanımızı korumak, kardeşlerimize sahip çıkmaktır. Bu düzenlenen Yörük Şölenleri sadece pilav yemek, ayran içmek anlamına gelmesin. Yörük Türkmen Şölenleri, Türklerin ecdadının mirası olan yaylalarına aşkı, özgürlüğü, sessiz çoğunluğun merhabası, kardeşlerin paylaşıldığı büyük bir otağıdır. Dostluk bağlarının, akraba ziyaretlerinin yapıldığı bu Yörük Türkmen Şölenleri ülkemizde hala anlaşılamamaktadır.
Oysa akraba ziyareti önemli ve gereklidir. Yaylalarda, ovalarda yaşayan topluluklar, Türk boyları birbirine hasret. Kardeşler bu şölenler aracıyla bir araya getirilip kaynaşma, tanışma, birlik ve beraberlik olgusunda buluşturuluyorlar. Ey Türk ulusu, Oğuz beyleri, siz biz oldukça, yukarıdaki mavi gök çökmedikçe, aşağıdaki Yağız yer yapılmadıkça, senin ülkeni ve töreni kim bozabilir? Saygıdeğer misafirlerimiz, katkılarından dolayı İstanbul Oteller Zinciri sahibi İsmail Alıcı abimize çok teşekkür eder. Bu yılki beyliğimizi İsmail Bey'e takdim ederiz. Değerli Olukpınar demeyeceğim, değerli Saçıkara'da demeyeceğim, değerli Delasan Tonu. Ben gittim de bu köy Delasan Tonu'yu da efendim. 50 sene evveli gittim buradan. 50, tam 50 sene oldu efendim. Ama ben ne tarihimi unuturum ne geçmişimi unuturum efendim. Kesinlikle tarihimi unutmam, geçmişimi de unutmam. Buradaki duran belediye başkanlarım, siyasi partilerimizin üyeleri ve sağdan soldan gelen bütün Yörük ağaları ve Yörük köylerini veya kendi köyüme Olukpınar'a saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Ben bu köyü unutmayacağım. Süleyman Avcı'ya çok teşekkür ediyorum. Böyle bir Yörüklerin aslını neslini unutmadığı için çok çok teşekkür ediyorum. Gelen davetlere ve başta belediye başkanımız olmak üzere bütün siyasi arkadaşlarımıza, dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şenlik, böyle bir gelenek görene yürüttüğü için. Bu güzel şenlik ve kardeşlik ortamında sizlere hitap etme fırsatı verdiği için başta dernek başkanımıza, Olukpınar muhtarımıza ve organizasyondaki emeği geçen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizlere bu vatanı vatan yapan ecdada rahmet diliyorum. Bu vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize de uzun ömürler, acil şifalar diliyorum. Değerli kardeşlerim, tarih boyunca Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yerleşen, göç eden Türkmenler ve Yörükler, Anadolu ve Müslüman Türk kültürüne önemli değerler katmışlardır. Türkmen ve Yörük çadırları, keçe, çul, özgün dokuma çeşitleri Yörüklerin ve Türkmenlerin kültürümüze kattığı zenginlikler arasındadır. Günümüzde yerleşik veya yarı yerleşik hayata geçmiş olsalar da Yörük Türkmen gelenek ve görenekleri sizlerin sayesinde yaşamaktadır. Türkmen ve Yörük düğünleri, yemekleri, türküleri milli kültürümüzün en önemli değerlerindendir. Bu kültürü korumak, yaşatmak hem sizlerin hem de bizlerin görevidir. Değerli kardeşlerim, sizler Türkmen ve Yörük gelenek göreneklerinin en büyük temsilcilerindensiniz. Günümüze kadar ulaşmış, başta dokuma teknikleri olmak üzere birçok Yörük ve Türkmen kültürünü günümüze kadar ulaştırarak önemli bir hizmet yapmışlardır. Sizlere bir hemşehriniz olarak şükranlarımı sunuyorum. İnsan neyse öyle yaşamalı ve evlatlarında öyle yaşatmalıdır. Dolayısıyla Yörük Türkmen gibi yaşamalı ve bu kültürü nesiller boyu yaşatmalısınız. Değerli Türkmen ve Yörük kardeşlerim, kıymetli misafirler. Yörük Türkmen kültürü ve geleneği Türkiye'nin ve Anadolu'nun coğrafyasının vazgeçilmez değerlerinden biridir. Türkmenler ve Yörükler bu vatanın en asli unsurlarındandır ve Anadolu'nun has evlatlarıdır. Türkmenler ve Yörükler namı değer, yürüyen Türkler her zaman bu vatan için canla, başla çalışmaya, gerekirse bu vatan için canlarını feda etmeye hazır insanlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşlar
gidip Toros Dağları'na bakınız. Eğer orada bir tek Yörük ve Türkmen çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla ve asla bu milleti yenemez diyerek tarihe önemli bir not düşmüştür. Bu şenlikler vesilesiyle ve yapılan diğer faaliyetlerle Türkmen ve kültürünün tanıtımına yaptığınız katkılardan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu şenliğin Ilgın'ımızın tanıtımına da ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu şenliğin daha geleneksel olarak devam etmesi ve ülke çapında duyurulması için ben şahsım adına elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, öncelikle böyle güzel bir şenliği düzenlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca dernek başkanımıza, muhtarımıza hasaten çok teşekkür ediyorum. Ve misafirperverliğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim şu birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin diyor. Gününüz hayırlı olsun, bereketli olsun, güzel bir şenlik günü geçirmeniz dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Maşidan oydum biz onu çok can duydum. O zaman aman da çınadan kopardım. Saçı Kara Yörük Türkmen Derneği'nin düzenlemiş olduğu şölen bütün coşkusuyla devam ederken biz de ara ara çadırlarda o gölgede dinlenmeye devam ediyoruz. Dinlenirken tabii ki 100 yıllık çınarları da unutmuyoruz. Merhaba amcacığım, tanıyabilir miyiz sizi? Vallahi ben Olukpınar'dan Duran Kara. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Muhtarın babası mısınız herhalde? Evet, muhtarın babasıyım. Şimdi Olukpınar Köyü'nün şöyle geçmişine gidecek olursak Olukpınar'la ilgili bize neler söylemek istersiniz? Valla Olukpınar işte normal bir kendine uğraşan, malcılığına uğraşan bir köy. Karlası marlası fazla da yok. Orta bir köy gariben. Malcılığın ufak tefek
Geçmişi kaç yıllara dayanıyor biliyor musunuz? Böyle 150-200 yıla gidiyor mu? 49'da yerleşmişler bu köyde olan. Ben 49-50'den beri buradayız. 60-70 yıllık bir geçmişi var. 60-70 hepsi var. Yani 70 yıllık bir şey var. Şu an köyden göç edenler genelde Türkiye'de hangi şehirlerdeler biliyor musunuz? Köyden göç edenler? Evet. Valla şu anda köyden göç edenler hep geri geliyor. Yani burada yine malcılık için biraz para kazanmak şeyine geri döndüler. Boş yerimizde yok. 60 hane hepsi dolu. Ne oldu şu an tekrar gerisin geri? Evler dolu. Emekli olanlar mı geldi aslında? Var var var. 15-20 tanesi var. Ama ufacık bir yeri sattık olsun para yapıyor şu anda. Para etmiyor. Gidiyor yani. Ediyor mu? Gidiyor ediyor. Asla fiyatına gidiyor yani. Çok iyi. Değerlendi değil mi? Tabii yola yakın olması da bir şey. Yola yakın bir de kazağımıza yakın. Şeker fabrikası var. Onun için yani değeri yüksek. Şimdi saçı kara yörüklerini sormak istiyorum ben. Saçı kara yörükleri diyoruz. Bugün onların etkinliği var. Bu köydeki yaşayanların hep saçı kara yörüğü müdür? Doğrudur. Saçı karadan. Hep bir ara. Hepsi saçı karalı. Burada da burada saçı karalıya bağlı yani. Beraber akraba hep. Bunlar burada kalmışız biz. Onlar o gitmiş. Evet. Saçı kara, pusat beraber yani. Aynı yörük. Aynı. Siz çadır hayatını yaşadınız mı? Göçebe hayatı. Görmedik biz. Dedelerimiz çadırla, marcılıkla bütün hayatı geçmiş. 49'da buraya yerleşmiş. Biz deve, çadır görmedik. Siz yerleşik düzende kaldınız burada o zaman değil mi? Yerleşik düzende kaldınız. Evet, evet. Yerleşik düzende. Size çok teşekkür ederim. Allah daha çok uzun sağ yıllar versin size. Sağ ol, sağ ol. Sana da Allah hayırlı görevler versin. Sağ ol. Toyun da emektarları var yanımızda. Bizler de çadırlarda ara ara dolaşırken hemen iki değerli başkanı yakaladık. Yedincisi düzenlenen Saçıkara Yörük Türkmen Şöleni'nin dernek başkanı Sayın Süleyman Avcı ve İzmir Yörükler Derneği başkanı Sayın Mehmet Gülcan yanımızda. Başkanım toyunuz hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yedincisinde düzenlediğimiz Saçıkara Yörük Türkmen Derneği'nin bu yıl yer değiştirdik. Olukpınar'da yapıyoruz. Birincisini Olukpınar'da yapıyoruz. İlk zaten başlarken birincisini Pusat Köyü'nde yapmıştık. 4, 2, 3, 4, 5, 6'sında Saçıkara Köyü'nde yaptık. Bu yıl da Olukpınar'da yapıyoruz. Hangi köyümüz isterse Saçıkara aşiret olarak orada yapmaktayız. Çoğu bunu yanlış algılıyor. Yani Saçıkara Köyü olarak biliyor. Bu Saçıkara aşiret olduğu için burası da bir Saçıkara aşireti. Bunlar da bir talepte bulundu muhtarımız. Biz de muhtarın talebine istinaden temin şeyini yaptı, finansmanını sağladı.
Biz de burada yaptık, düzenledik. Yeni sene kim talip olursa inşallah orada düzenleyeceğiz. Evet, bugün de dolu dolu bir program olacak yine. Birçok dernek başkanımız katılıyor programa. Bunun yanı sıra birbirinden kıymetli sanatçılarımız var. Onun dışında bizi neler bekliyor bugün efendim? Bugün bizi etraftan katılım güzeldi. Güzel devam ediyor programımız. Sanatçılarımız var. Oyun ekibimiz vardı. Muğla Yörükobalar Derneğimizin. Güzel satıcılarımız var etraftan. Bütün ticaret amaçlı gelenler. Memnunuz. Şu an memnunuz. Evet, daha da devam edecek. Bugünün emektarlarından birisi var yanımızda. Olukpınar Mahalle Muhtarı Ahmet Kara. Vallahi sıcaktan da bugün kapkara oldunuz Sayın Muhtarım. Soy ismim gibi kapkara kaldım bugün. Öncelikle Yörük Dernek Başkanımız Süleyman Avcı'ya teşekkür ederiz. Bu organizasyonu bizim köyde planladığı için, yaptığı için. Köyümüz genelini anlatayım. Sene 1949'da köye yerleşmiş Olukpınar Mahallesi, Olukpınar Köyü olaraktan. Köyümüzün Olukpınar ismini alması aşağıda bir pınar olduğundan dolayı orada Olukpınar diyerekten öyle kalmıştır. Muhtar olarak yaptıklarım ilkokul duvarı Sayın İsmail Alıcı Bey yardımıyla. Camimize, köyü güzelleştirmek için elimizden gelen bütün her şeyi yaptık, çabaladık, sarf ettik. Bu kadar. Bugün de özellikle Saçıkara Yörükleri vardı burada. Diğer Yörüklerden, Yörük Türkmenlerden de vardı ama Saçıkara Yörüklerinin kültür adına da bu camiaya büyük katkıları var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Süleyman Başkan Saçıkara Yörüklerini tanıtmasında, Yörükleri tanıtmakta en büyük etken. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum Saçıkara Yörükleri Türkmen Şölen olarak. Bu kadar. Bu kadar diyorsunuz. Sizi işler yine bekliyorum. Biz sizi fazla tutmayalım o zaman. Kolay gelsin size Sayın Muhtarım. Teşekkürler. Teşekkürler.
küpelerde akıyor. Elmas küpelerde akıyor. Evet, İzmir Yörükler Derneği Başkanımız Mehmet Gücen. Bugün de çok emek verdiniz. 2 gündür koşturuyorsunuz. Belki aylardır da birbirinize destek oluyorsunuz. Bir saçı kara yörüğü olarak. Hem saçı kara yörüklerinden bahsedelim istiyorum birazcık Sayın Başkanım. Hem de biraz şölenden bahsedelim bugünden. Ben İzmir Yörükler Derneği Başkanı Mehmet Gücen. İlk önce Kültür Kervanı program yapımcısı Melih Tüncel. Sunucu Şehriban Tekçe ve kameraman Abdullah ve Yılmaz'a çok teşekkür ederiz. Bizlere emek verdiler. Bu yazda, kışta diyelim şöyle güzel bir röportajlar yaptılar, çekim yaptılar. İlk önce onlara teşekkür ederim. Biz Saçı Kara Yörükleri Derneği'ne destek vermeye geldik. Çünkü ben de bir saçı kara yörüğüm. Şurada saçı kara yörükleri bir konuyu tam anlayamıyorlar. Az önce Süleyman Başkanım da anlattı ama biz İzmir'den buraya geliyor saçı kara yörüyorlar. Burada Kadınan'da ve Ilgın'da yörük dernekleri var. Saçıkara köylerinin birleşiminden olan. Bu köyler kim? Pusat, Saçıkara, Örnekköy, Mahmudiye, Olukpınar vesaire. Şimdi burada Saçıkara Yörükleri Derneği deyince Saçıkara köyünün derneği değil. Tüm köylerin derneği. Burada hangi köy talip olursa Süleyman Başkanım orada yapıyor. Onun için bilhassa Saçıkara yörükleri iyi anlasınlar, iyi analiz etsinler. Nerede isterlerse başkanım orada yapacak. Onun için Saçıkara Yörükleri Derneği Saçıkara köyünün derneği değildir. Saçıkara Yörükleri köylerinin derneğidir. Hep beraber yapacaktır ve de Türkiye'de ne kadar Saçıkara yörüğü varsa Süleyman Başkanı'yla irtibata geçip aslını, neslini, nerede ne olduğunu öğrenebilir. Ben bu kadar, çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şölen de çok güzeldi. Türkiye'nin çok yerlerinden katılım oldu. Benim aklıma gelenler Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Uşak, Denizli vesaire. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Gaziantep, Maraş, evet. Hepsini tek tek sayamıyoruz. Hepsine teşekkür ederiz. Katılanlara bizler teşekkür ediyoruz efendim. Evet, şölen devam ediyor. Coşku da devam ediyor. Biz sizi fazla tutmayalım. Gayrı ikiliği koyun kenara. Tek yürek olalım, zamanı şimdi. Her ayrılık yol açıyor zarara. Tek yürek olalım, zamanı şimdi. Senliği, benliği verin şeytana. Bozup mesafeyi gelin yan yana. Vakti ile çok gösterdik cihana. Tek yürek olalım, zamanı şimdi. Bu devleti beraberce kurduk biz. Uğrunda can verdik, gene veririz. Birimiz neysek, oluz hepimiz. Tek yürek olalım, zamanı şimdi. İkilik gütmesi illet bir illet. Parçayı yutması kolaydır elbet. Birlikte var etti bizim bu devlet. Tek yürek olalım, zamanı şimdi. Tarihte kim ayrı çektiyse baş, buzkunun kolduğu oldu birer leş. Birlikte bozalım oyunu kardeş, tek yürek olalım, zamanı şimdi. Kardeş denilince var mı ötesi? Hem evladı birdir, hem de atası. Türk'ü, Kürt'ü, tümü, Çerkez'i, Laz'ı, tek yürek olalım, zamanı şimdi. Var olduk olalı bize güttük kin.
haçlı delişmedi. Ne dün ne bugün. Bizde her husumet onlara düğün. Tek yürek olalım, zamanı kimdir? Saçı kara yörük tuyu bütün güzelliğiyle devam ederken Şölen Adası'nda inanılmaz bir koşturmacanın içerisinde emek veren bir kızımız vardı. Yörük kızı vardı. Onu hemen çadırda yakalamışken. Efendim merhaba, tanıyabilir miyiz efendim? Tabii ki, merhaba. Ben Saçı Kara Yörükler Dernek Başkanı Süleyman Avcı'nın kızıyım. Evet, alanda bayağı bir koşturdunuz, emek verdiniz. Biraz toyudan bahseder misiniz? Bugün Şölen devam ederken daha bizi neler bekliyor gün içerisinde de? Yoğunluk oluyor. Hani bölüm bölüm sanatçılarımız geliyor falan, böyle şenliğimiz oluyor. Tabii zor bir süreç ama yavaş yavaş atlatıyoruz hepsini. Aynen. Dernek başkanı kızı olmak zor mu? Tabii ki zor. Belli sorumluluklar var, belli misyonlar takınıyorsunuz, yükleniyorsunuz. Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben Konya'da yaşıyorum. Olukpınar köyüne gelir misin sık sık? Tatillerde anca. Aynen. İşten dolayı anca geliyorsun işte. Çocukluğunuza böyle hatırladığınız, eskiye dair, bu kültüre dair belleğinizde kalan şeyler var mı efendim için? Öyle hani böyle anımsıyorsun hani yaşanan şeyleri, kirmenmiş, ne bileyim hani başka şeyler, çadırları tabii anımsıyorsun. Bir de sürekli devamlı böyle şenlik yaptığımız için anımsıyorsun onları. Nasıl unutmuyorsun değerleri? Yine sizi görev bekliyor. Biz sizi çok fazla tutmayalım alanda. Yemek ikramları var. Bunun yanı sıra sanatçılarımız çıkıyor. Herkes size bir şeyler soruyor. Size Allah kolaylık versin efendim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Size de. Sevgili izleyenlerimiz, her kültürde olduğu gibi yörük kültüründe de bu kültüre yazılı ve sözlü olarak hizmet verenler, bu kültürü aktarmaya çalışanlar var. Yanımızda yazarımız Ramazan Veli Eceoğlu yanımızda. Kitaplarından bahsedeceğiz. Saçı kara yörüklerini özellikle anlatmış. Önce bir şöyle bir merhaba diyelim. Sayın hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz biraz sizi tanıyalım, tanıtalım istiyoruz. Öyle mi? Ben Saçı Kara Yörüklerinden, Hacerler Mahallesi'ndenim. Hacettepe Üniversitesi'nden emekli oldum. Yörükler içerisinde, Saçı Kara Yörükler içerisinde ilk okuyan ben olduğumu bir başka yörük bana söyledi. Onun için ayrıca mutluluk duyuyorum. Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlilerinden emekliyim. Efendim, uzun yıllar yayıncılık yaptım, 30 yıl kitap yayıncılığı. Okul kitapları, çocuk kitapları yayınladım. Emekli oldum. Şimdi ailemizin tarihini, bir de aşiretimizin tarihini yazmaya başladım. Bu kitap birinci cilttir. Daha 3 cilt var bunun arkasında. Saçı kara yörükleri, bizim bildiğimiz Aydın'ın Uzgur köyüne yerleştirilmiş. Bir süre sonra oradan göçmüş. Oradan Antalya, Anamas Yaylası, Akşehir Yaylası, Korudağ yaylalarında yaylamış, uzun yıllar yaylamış. Daha sonra 1903'te Adana'ya göç etmiş. Onun hikayesi uzun. İkinci kitapta onlara uzun uzun anlatıyorum. Şimdi bu araştırmaları yaparken mutlaka yaşlılardan dinlemişsinizdir hocam. Mutlaka yazılı özel veri kaynaklarınız vardır. En çok nelerden etkilenerek bu dizeleri aldınız, yazdınız efendim? Benim bir amcam vardı, 87 yaşında öldü. Bu adam duyduğunu unutmaz bir adamdı. Adına Velecioğlu Kara Mustafa derlerdi. Buradaki yaşların hepsi tanır. O bize soyumuzu unutmayalım, atalarımızı unutmayalım. Aslını yitiren haramzadedir derdi. Bundan dolayı bize sık sık anlatırdı. Ben özellikle onun anlattıklarını kaç kereler, belki 10-30 kereler ben onu beynime yazdım. Oğlu var, o da şey yapmış, ondan dinledim. Amcam var şu anda 97 yaşında, ondan dinledim. Babamdan dinledim, bunların hep özetidir. Burada yaşlılar var, onlardan dinledim.
Saçıkara köyünde küçük odabaşı var, ondan da dinledim. Bu şekilde dinlediğimi, gördüğümü, duyduğumu yazdım. Hiçbir uydurma yoktur. Roman bir roman şeyi yoktur hiç. Ablamızı yakalamışken hemen mikrofonu uzatıyorum. Sanabilir miyim sizi? Doğum abime Antalya yörüğün, tekeli yörüklerindeyim. Babaannem Honamlı yörüğü, dedem tekeli yörüğü. Biz de golup göçerdik. Senirket yaylasına çıkardık, Anamas yaylasına çıkardık. Develerimiz vardı, ayran yapardık. Devemizin çanı bile var bende. Deve boncukları var. Atın, eğerin heybesi var. Kaşık torbası var. Kaşıklık var. Sofraltı var, dokuma. Hepsi doğumu büyüme. Sen yaşadın mı bunların hepsini? Hepsini yaşadım. Biz eşeklerle göçerdik yaylaya. 4 eşeklik eşeğimiz olurdu. Sütü yoğurt yapardık. Ayran derisine dökerdik. Tuluk yapardı babaannem. Suyu tuluğa katardık. Tuluk içerdik. Meçe ağacında iyilerdi. Ayran derisini çamın kırmızı kabuğunda iyilerdi. Babaannem bunu yapardı. Ben bunu yaşadım. 16 yaşına dekili biz konduk göçtük. Ben babaannem de dedem de hepsini gördüm. Ayranı yayarım, tuluğu kurarım, yaparım. Oo, çok güzel. Ha. Sen kaç yaşında evlendin? 16 yaşında evlendim ama ben çocukluktan... Konar Göçer'den sonra yerleşik düzeni mi geçin sen? Yerleşince Antalya'ya yerleştiler. Aksu'dalar yerleştiler. Gene babam Şarkıgaraç'a çıktı yaylaya. Koyunları var biraz. Tabii deve yok, eşek var. Deve satmışlar, 73'te deveyi satmışlar. Şimdi eşek. Evveli, şimdi kamyonla gidiyorlar. Evveli biz yolda yürüyerek geçerdik. Şimdi mi iyi, eskisi mi iyi? Eskiyi. Hadi ya. Eskiyi, onar göçerdik. Otlu Türk insanı rezilliği severmiş aslında. En güzel doğanın, havanın iyisi olduğu. Yaylaya bir ayda çıkardık biz. Tertemiz değil mi? Tabii canım, temiz hava. Sağlıklı. Evet, sağlıklı. Ne kadar yorulsan da ayağın baka bassa da. Yağdan aladı. Yağı ayrandan aladık biz. Yoğurt yapardık. Çökelik yapardık. Ayranın çökelini yapardık. Ateşe koyduk da. Üstüne baba, annem bir topak yağ koydu, bunu halana ver gel derdi. Halam fakirdi, garibanadı. Halama ver geldim. Biz onları yaşadım ben. Sen bunu var ya, herkese anlat, olur mu? Evet. Otur. Çoluğuna çocuğunu anlat. Ben bizimle. Senin çocuklarımı anlatayım. Bakır taslarım var, bakır top taslarım, hepsi duruyor. Ha, sen onları iyi sakla, olur mu? Biz de senin burada elçin olalım, anlatalım. Ellerim görebilir mi şöyle havada? Hadi kalan sağlar bizimdir. Hadi Muğla. Çiçek ben harman olmaz. Yar derde derman olmaz. Çiçek ben harman olmaz. Yar derde derman olmaz. Darılmış güle bülbül. Oh.
beyler. Harikasınız. Yolu düşen bu güzel toyda eğlenmeye gelmiş. Gönülleri fethetmeye gelmişler. Hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz efendim sizi? Teşekkür ederim. Örnek köylüyüz. Konya'da oturuyoruz. Yörük şölenlerine katılmak üzere geldik. Kendimiz yani yörük şölenlerinin şeyini bildiğimiz için kendimize bir zaman ayırıp muhakkak bulunuyoruz yörük şölenlerine. Nasıl, beğendiniz mi? Sabah. Beğendiniz mi bugün? Çok güzel. Dilerim daha devamını. Öyle yani. İnşallah. Sizi tanıyalım efendim. Veli Züra ismim. Örnek köyünden geldik. Biz Konya'da oturuyoruz. Bu sürekli bu tür etkinliklere katılıyoruz. Katılmakta da fayda duyuyoruz. Bütün tanıdık arkadaşlarımızı, dostlarımızı görüyoruz. Çok şahane bir şey oluyor. Daha da iyi olabilir yani. Bu geliştirilebilir. Onun için memnunuz böyle etkinliklerden. Yani uzak yakın demeden geliyoruz yani her tarafa. Emek verdiğiniz için, geldiğiniz için bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Birinize sağlık, sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Yolunu dileriz. Kıymetli izleyenlerimiz, sevgili dostlarımız, dedik ya bu hafta Konya Ilgın Oluklu Pınar Köyü'ndeydik. Yedincisi düzenlenen Saçıkara Yörük Türkmen Şöleni'nin sonuna geldik. Bizler de böyle hem yorulduk o tatlı yorgunluğumuzla, çadırda biraz soluklanırken, Sayın Başkanımıza yakalamışken şöyle bir mikrofonu kendisini uzatalım ve değerlendirme yapalım istiyoruz. Sayın Başkanım, öncelikle emeğinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Allah razı olsun. Bugünü bitirdik. Neler söylemek istersiniz? Baştan ekibinize, Mevlüt Öncel ve ekibine teşekkür ederek başlıyorum. Katılım güzeldi. İllerimizin çoğunluğundan katılım sağlandı. Güzeldi. Sanatçılarımız güzeldi. Ekibimiz güzeldi. Yönetime teşekkür ederim. Ertuğrul Bey'e, muhtarımıza, yönetim kurulumuza, halkımıza, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bir şey olmadan, çok şükür bitirdik. Evet, kalp kırmadan, gönül incitmeden, kaza bela olmadan bitirdik. En iyisi de odur. Evet. Çok teşekkür ederim katılanlara. Allah razı olsun. Tekrar 8.sini çekmek üzere bekliyoruz. O zaman bizler de diyoruz ki onlar gönül otağlarını açtılar. Türkiye'nin dört bir tarafından gelip bu gönülde eğlendiler. Dernek başkanlarımız, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, emeği geçen dernek yönetimi de dahil olmak üzere herkese Kültür Kervanı ekibi olarak minnetimizi sunuyoruz kendilerine. Bizler de diyoruz ki Konya Ilgın'dan, Oluklu Pınar'dan, gönlümüzden gönlünüze en derin sevgi ve saygıları sunarken sizler kültürde kalın, hoşça kalın. Allah'a ısmarladık efendim.